Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebe Cumali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz bir finansman modeli olarak sat, kirala, geri al konulu seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Üstadımız Sayın Hüseyin Çavuş'un sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendilerinden konuya dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sorularınız varsa detaylı sorun, bir daha böyle iyi bir üstadı bulamayız. Sunumunu yapmak üzere sözü değerli konuğumuza vermeden önce bugünkü açılış konuşmamızı yapmak üzere kürsüye Hüseyin Halil'i davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili meslektaşlarım, meslek takviminin yoğun bir döneminde bizim seçim döneminden beri önemsediğimiz altı başlıktan biri olan sat, kirala, geri alı. Evet, bir finansman modeli ama biz bunun vergisel boyutunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Süreç neredeyse tamamen mali müşavirler üzerinden yürüyor. Yine bu konuda üstadın bize göstermiş olacağı anlatımında canlı yayın yapmayacağız, ancak YouTube kanalımızda daha sonra kendisinin de onayıyla bugünkü sunumumuzu yayınlayacağız. Arkadaşlar, bugün Soma'da 301 madencimizin ihmal ve en hafif cümlelerle ihanetle hayatını kaybettiği Soma maden kazasının yıl dönümü. 301 madenciye Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ülkemizin de tekrar başı sağ olsun. Kalan yakınlarına da sabırlar diliyorum. Yine bir başka önemli gününde, arefesindeyiz. Yarın biliyorsunuz hem anneler günü. Buradan tüm annelerimizin anneler gününü de kutluyorum huzurlarınızda. Bir başka önemli gündemimiz daha var yarın için. Ülkemizin seçim günü yarın arkadaşlar. Halkımızın iradesinin sandığa yansıyacağı, iradesinin de sağlıklı oluşacağı bir seçim süreci olmasını diliyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan hepiniz için faydalı bir seminer olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sunumunu yapmak üzere Sayın Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Çavuş'u davet ediyorum. Buyurun. Masaya geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sat, kirala, geri al işleminin vergi kanunlarımızdaki hukuki düzenlemelerinden bahsedeceğiz. Bilgimiz ölçüsünde konuyu vergi hukuku çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Açılış konuşmasında da belirtildiği üzere sat, kirala, geri al işlemi aslında tamamen bir finansman modeli olarak karşımıza çıkıyor. İhtiyaç duyulmasının nedeni, sat, kirala, geri al işlemine ihtiyaç duyulmasının nedeni şirketlerin finansman ihtiyacını karşılamalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca sat, kirala, geri al işlemiyle işletmelerin mali tabloları da daha iyi hale gelmekte, rasyolar iyileşmekte. Çünkü niye? Tarihsel değerlerle bilançolarda yer alan varlıklar sat, kirala, geri al işlemine konu edildiğinde oluşan karlar öz kaynaklarda, değer artışları da aktiflerde gözüktüğü için ayrıca işletmenin mali tablolarını da sat, kirala, geri al işlemi olumlu yönde etkilemekte. Hatta kriz dönemlerinde bazı işletmeler sadece
Yani mali tablolarını güncellemek için bile bu yöntemi kullanabilmekte. Tabii bu bir finansman yöntemi olduğu için devlet de, yani kamu idaresi de finansman temin amacıyla yapılan bu işlemi tamamen vergiden arındırmış aslında. Biraz sonra vergi kanunlarındaki karşılıklarını detaylı olarak aktarmaya çalışacağız. Sat kirala geri al işleminde birinci olarak bir satıcı var. Yani varlıkları aktifinde bulunduran satıcı, aynı zamanda bu kiracı. Karşı tarafta ise bunları satın alan, yani kiralayan kurum. Tabii burada satıcı kim olabiliyor? Satıcı kurumlar vergisi mükellefleri. Vergi kanunlarındaki bu kazanç istisnası sadece kurumlar vergisi mükelleflerine tanınmış bir işlem. Alıcı ise 6361 sayılı kanunda belirtilen finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları. Tanımına bir bakacak olursak, sat kirala geri al işlemi her türlü taşınır ve taşınmaz malların. Daha önceden bu sadece taşınmazlara aitti. Şimdi taşınır mallar da sat kirala geri al işlemine konu olabiliyor. Taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla kiracılar tarafından kiralayanlara satışı, kiralayanlar tarafından kiracılara kiralanması ve kiralayanlarca söz konusu varlıkların kiracılara kira süresi sonunda devrine ilişkin süreci ifade etmekte. Yani burada sat kirala geri al işleminde 3 aşama var. Birincisi, varlığın 6361 sayılı kanun kapsamındaki burada belirtilen kurumlara satılması. Bu kurumlardan bu satılan varlığın kiralanması, kira süresi sonrasında da tekrar geri alınması. Yani önce bir satış işlemi gerçekleştiriliyor, sonra kiralama işlemi ve sonrasında da kiralama işleminin sonrasında da tekrar satan kişiye varlığın geri gelmesi. Yani bu süreç tamamlanmadan sat kirala geri al işlemindeki vergi istisnaları, vergi avantajları sağlanmış olmuyor. Yani bu sürecin tamamlanması lazım. Şimdi sat kirala geri al işlemi vergi kanunlarımızın hangi kanunlarımızda, hangi maddelerde düzenlenmiş? Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kazanç istisnası var sat kirala geri al işleminin. Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1.J maddesinde düzenlenmiş. Katma Değer Vergisi Kanunu'nda KDV'den istisna, bu da 17.4.Y maddesinde düzenlenmiş. Sat kirala geri al işlemine konu sözleşmeler damga vergisinden istisna, bu da 6361 sayılı finansal kiralama kanununda düzenlenmiş bu damga vergisi istisnası. Ayrıca sat kirala geri al işlemine ilişkin düzenlenen kağıtlar, harçlardan istisna, aynı zamanda taşınmazların devri de tapu harcından istisna. Sadece tapu harcında düşük miktarda bir özel harç alınıyor, tapu harcı alınıyor. Bu konuları şimdi detaylıca görelim. Kurumlar vergisi istisnası, Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1.C maddesinde düzenlenmişti. Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının satışından doğan kazançlar ile bunlara söz konusu varlıkların devraldığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna. Yani burada da dikkatinizi çekeceği üzere iki türlü istisna var. Birincisi, satıcının finansal kiralama kanunundaki kurumlara devrindeki kazanç istisna, aynı zamanda bu kiralayan kurumların
kiracıya devri nedeniyle bir kazanç oluşuyorsa bu kazanç da istisna yani. Her ikisi de istisna. İstisna kazanç tabii satış tarihi itibariyle hesaplanıyor. Ve satış tarihinden sonraki verilecek beyannamelerde bu istisna olarak gösterilebiliyor. İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacakların değerlendirilmesinden kaynaklanan faiz gelirleri, komisyonlar bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor. Ayrıca kur farkları da istisna kapsamında değerlendirilmiyor. Yani siz satışınızı dövizle yaptığınız, dövizi geç tahsil ettiğinizden dolayı bir kur farkı geliri veya gideri oluştu. Bunlar istisna kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece satış işlemine ilişkin işlemler istisna kapsamında. Tabii satış kazancı istisna olduğu için satışa ilişkin yapılan masraflar da kurumlar vergisi kanunu hükmü gereği gider olarak dikkate alınamıyor. Burada yapılan, ortaya çıkan en önemli masraflardan bir tanesi de %4.5 oranında olan tapu harcı. Bunlar kazanç istisna olduğu için gider olarak da dikkate alınmıyor. Kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasının şartları ne? Yani temelde biraz önceki tanımda belirtilmiş durumda ama bir daha üzerinden geçmek gerekirse, birincisi saat kirala geri al sözleşmesinin yani hem satışı hem kiralamayı hem de geri almayı içermesi gerekiyor. Ve fiilen de bu sözleşme hükümlerine uyulması gerekiyor. Yani satış yapıldı, kiralama süreci tamamlanmadan bu varlık başka birine satılırsa veya kiralama süreci tamamlanmadan bir şekilde işlemden vazgeçilirse istisnadan yararlanılamıyor. Yararlanmış olan istisnalar faiziyle, gecikme zammıyla ve cezasıyla beraber ödenmesi gerekiyor. Yani bu süreci tamamlanması gerekiyor. Satış yapılacak, sonrasında kiralanacak, kira süresi sonrasında da satış yapılan varlık asıl sahibine geri dönecek. Tabii burada önemli hususlardan bir tanesi bu süreç genellikle uzun bir süreç oluyor. Yani satış yaptınız, kiralama, finansman temini amacıyla olduğu için burada finansmanı satıcı mümkün olduğu kadar uzun tutmak isteyebiliyor. Yani bu 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. 10 yıl içerisinde de işletmenin şartları değişebiliyor tabii haliyle. Bu şartları değiştiği zaman yani 10 yıllık süre sonrasında da aynı şartlarda devam etmek bazen işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olmayabiliyor. Bu durumda sözleşme eğer feshedilirse haklardan yararlanılamıyor. Ama bu süreç içerisinde sözleşme taraflarca tadil edilebilir. Yani siz 10 yıllık bir sat kirala geri al sözleşmesi yaptınız ama bu kiralama sürecinin işte 5. yılında bu sözleşmeyi revize edip 8 yıla düşürebilirsiniz. Yani buna cevaz veriliyor. Bakanlığın muktezalarında da bunun istisna şartlarını bozmayacağı belirtilmiş. Ama yani bu süreç tamamlanmadan karşılıklı olarak feshedilmiş olsa bile başta yararlanılmış olan istisnalardan yararlanmak mümkün değil. Özellikle kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak mümkün değil. Diğer bir şart, istisnadan yararlanmanın bir diğer bir şartı satıştan oluşan kazancın fon hesabına alınması gerekiyor. Şimdi fon hesabına ne zaman alınacağı konusu kurumlar vergisi tebliğinde satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar diyor. Yani siz satışı eğer 2023 yılında yaptıysanız fon hesabına alma işlemini 2004 yılının 1 Ocağı'ndan 2023 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini verdiğiniz tarihe kadar yapmanız gerekir diyor.
Bunu niye diyor? İşte gelir tablosu, yani mali tablolara satış kazancı yansısın ve bu satış kazancı yansıdıktan sonra beyanname üzerinden istisna gösterelim diye diyor. Zaten tebliğin açıklamasında da bu var. Ancak bu konu biraz pratikte, uygulamada problemlere neden olduğu ortada. Yani biraz sonra geleceğiz. Mesela amortisman ayrılması mevzuunda falan fona izleyen yılda alınacak olmasının bir takım sıkıntıları oluşuyor. Onu da ilerleyen kısımlarda izah etmeye çalışacağım. Yani burada tebliğ hükmüne göre izleyen yılda almak gerekiyor. Ancak muhasebe uygulamalarında bunu izleyen yılda değil de satışın yapıldığı tarihten itibaren alabilmek mümkün. Aslında bu konuya ilişkin olarak da yani satışın yapıldığı tarihten itibaren bunu fon hesabına almış olan bir mükellefe tarihat yapılmış. Bu mükellef konuyu dava konusu yapmış ve mahkemede de kazanmış. Hatta buna ilişkin Maliye Bakanlığı'nın verdiği savunmada da Maliye Bakanlığı şunu demiş: aslında biz bunu, bu tebliğ hükmünü, kanunda evet böyle bir zorunluluk yok ama bu tebliğ hükmünü yani uygulayıcılara yol göstermek amacıyla düzenledik. Yoksa satışın yapıldığı tarihten sonra bu alınabilir denilmiş ama tabii tebliğde halen bu hüküm var. Yani satışın yapıldığı yılı izleyen yılın başından itibaren. Sorulara biçimde mi alacaksınız? Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum, nasıl genel uygulamanız? Böyle yaparsak daha aktif yürür. Tamam, olur yani. Şimdi aslında üstad muhasebe uygulamalar açısından evet, sorun yaratıyor. Maliye Bakanlığı'nın sizin de çalıştığınız dönemlerde bu konuda aslında özelgesi tersi yöndeydi. Yıl içinde fonu alıp amortisman uygulamasındaki sorunu evet, ortadan kaldırmış. Bu tebliğ açıklaması bu konuda ciddi sorun yarattı. Belki de iptali gerekiyor. O dava, söylediğiniz davayı da biliyor. Ama biz şimdi tebliğle çelişmemek adına belki siz de önereceksiniz. Amortismanları gelecek yıllara ait giderleri alıp evet, ertesi yıl mahsup ediyoruz. Başka çözüm kalmıyor ama hani normlar yer saygısı açısından da sanki burası bir iptali gereken bir düzenleme gibi. Yani Maliye Bakanlığı bile bu düzenlemeyi savunmamış mahkemede. Evet. Yani o nedenle hani çok dikkate almayın demiş ama Maliye Bakanlığı'na bağlı birimler bu tebliği gerekçe göstererek tarihat yapmış. Bu konuda bir yeminli mali müşavirlik evet, sınavında da cevap anahtarı tebliğe uygun olarak yapılmıştı. O özelge konularak İtiraz eden açısından puanı verildi. Doğrudur. Yani amortisman uygulamasında hani alternatifleri aktarmaya çalışacağım inşallah. Üstad, bir önceki bölümde gayrimenkullerle ilgili sat, kirala, geri al düzenlemenin menkuller için de artık uygulanabilir olduğunu söylemiştiniz ama menkul kavramını İlerleyen bölümde açıklayacak mısınız, yoksa burada sadece taşıt araçlarından mı söz ediyoruz? Yani şöyle, yok, taşıt araçları değil. Yani Maliye Bakanlığı'nın uygulaması burada amortismana tabi tüm menkuller olarak kabul etmiş. Yani menkulü bir 153'ünüzdeki, 152'nizdeki varlıklar olarak değil de evet, aktiflerde, yani duran varlıklarda yer alan menkuller olarak, bunlar makine olur. Yani hatta bilgisayar bile olabilir, taşıt olur, her türlü menkul mal, yani taşınabilir her türlü menkul mal buraya girer ama yani teknik olarak amortismana tabi menkul mallar ve ayrıca taşınmazlar. Taşınmazlarda amortismana tabi olma şartı yok. Yani arsalar da taşınmaz olduğu için oraya giriyor zaten. Taşınmazlar artı. Evet. Tabi istedi kıymetleriniz. Ya taşınırlarda. Yani taşınırlarda hani amortismana tabi yani tutmadı. Yani şimdi bir aracınız var ama 152'de pardon 153'te satmak amacıyla aldığınız araç. Yani bu sat kiraya konu teknik olarak olmaması lazım. Yani sat kiraya konu edecekseniz önce 254'e almanız lazım. Aynı şekilde
yapsatçılık yapan kişilerin, işte kat karşılığı inşaat yapılan kişilerin imalat süreci sonrasında sahip olduğu gayrimenkuller de bu şekilde. Yani onlar Evet. Yani normal şartlarda onlar yani duran varlık hüviyetini kazandıktan sonra sat kiraya konu edilmesi daha doğru olur. Üstadım bir de şey soracağım. İki önce söylemiştiniz. Sözleşme feshedilince, finansman kiralama evet. sözleşmesi feshedildiğinde kullanılan giderleri tekrar geri istiyor mu? Hani düştük ya şeyden. Öyle bir konu geçmişti. Şimdi yani sözleşmenin feshinde hangi vergileri kimin ödeyeceğine ilişkin ileriki bölümlerde anlatımlarımız olacak. Tamam, çünkü tamam. Hani bunu sıkıştırmayalım buraya. Tamam, teşekkür evet. İstisnanın şartlarından bir tanesi sözleşme bir süreci kapsayacak. İkincisi fon hesabına fon hesabına alınma şartı. Üçüncüsü de bu fonun hiçbir şekilde işletmeden çekilmemesi gerekiyor. İşletmeden bu fon çekildiği an itibariyle başta yararlanılan başka bir hesaba nakledildiği, işletmeden çekildiği durumlarda vergi ziya cezası ile birlikte başta ödenmeyen vergiler o tarih itibariyle tahakkuk ettiriliyor. Burada tabii kanunda şöyle bir yani daha doğrusu tebliğde şöyle bir ifade var. Kanunda var aslında. İşletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde. Yani bu tasfiye kelimesini ben algılayamadım. Yani hani tasfiyesi halinde yani bu neyi kastediyor? Normalde kurum tasfiye olabilmesi için, tasfiyenin tamamlanabilmesi için sat kiralaya konu varlığın işletmeden bir şekilde çıkartılması lazım. Yani satılması lazım. Yani tasfiye ondan sonra tamamlanır ancak. Yani bu satış esnasında da Maliye Bakanı'nın bu tebliğde belirttiği örneklerde de var bu. Yani satış esnasında da önceki sat kiralamadaki satış kazançları da dikkate alınarak yeni bir kar hesaplaması yapılıyor ve onun vergisi ödeniyor. Yani burada bu varlık işletmede durduğu müddetçe tasfiye gerçekleşmeyeceği için aslında bu çok anlamlı değil ama hani öyle yazılmış. Yani ben çok anlamlandıramadım bu tasfiye kelimesini. Tamamlandıktan sonra fonda kalan tutarın İşte yani tasfiye tamamlandığı zaman aslında fonda bir tutar kalmaması lazım. Çünkü siz eğer sat kirala geri al işlemine konu ettiğiniz varlığı işlem tamamladıktan sonra aktifinize aldınız, bekletiyorsunuz. Tekrar satışa konu ettiğinizde fondaki bekleyen rakamı da bir amortisman gibi dikkate alıp kar hesabına aktarmanız lazım. Yani çünkü sat kirala geri al işleminden sonra bu şeyde de var, tebliğde de örneği de var, açıklaması da var zaten. Sat kirala geri al işlemine açıklayacağım biraz sonra. Konu edilen varlığı tekrar satışa konu edilmesi halinde öncesindeki yararlanan istisnalar amortismanlar gibi değerlendirilip satış karına ekleniyor. Öyle olunca zaten tasfiye karının içerisinde bu var. Yani var olmuş olacak zaten. Yani o nedenle bana anlamsız geliyor. Şimdi buraya kadar anlatımlarımızı şöyle bir örnekle kafamızda somutlaştırmak istersek ZAŞ yapımını tamamlayarak 2014 tarihinde 10 milyon TL olarak aktifleştirdiği fabrika binasını 2014'te aktifleştirmiş. 8.3.2022 tarihinde sat kirala geri al işlemine konu ederek diğer finansal kiralama AŞ'ye 40 milyon TL bedelle devretmiştir. Aynı tarihli sat kirala geri al sözleşmesiyle 40 milyon TL ana para, 20 milyon TL faiz olmak üzere toplam 60 milyon TL kira ödemesi karşılığında 60 ay süreyle kiralamış, kira süresinin bitiminde taşınmaz 1000 TL bedelle ZAŞ'ye geri satılacaktır. ZAŞ'nin söz konusu taşınmaz için ayırdığı amortisman tutarı 2 milyon TL'dir. Yani ZAŞ 2014 tarihinde
edindiği 10 milyon TL'ye edindiği taşınmazını fabrika binasına 2 milyon amortisman ayırmış 2022 tarihine kadar, bunu 40 milyon TL'ye satıyor. Satıştan oluşan kazanç nasıl hesaplıyoruz? 40 milyon satış bedelinden taşınmazın net bilanço değeri, yani 10 milyon eksi 2 milyon, 8 milyonu düştüğümüz zaman 32 milyon satış kazancı oluşuyor. Tabii burada hemen pratik olarak algılamanız açısından muhasebe kaydını da bu şekilde yaptığımızda 32 milyon diğer olağan dışı gelir ve karlar olarak gelir hesaplarımıza intikal etmiş oluyor. Yani normal tebliğ hükmü gereği de bu 32 milyonu biz izleyen yılda, yani 2022'de yapıldığı için bu 2023'ün 2 Ocağı'nda özel fonlar hesabına alıyoruz. 500, yani 690, 690'dan 590'a geldi, alıyoruz. Şimdi bu satışa ilişkin kayıttı. Bir de finansal kiralama sözleşmesi yaptı tabi. Finansal kiralama sözleşmesi 60 milyon lira kira ödeyecek. Ödeyeceğimiz kirayı 301-401 hesaplarda, faizlerini 302 hesapta, varlığı 40 milyon lira olarak 260 haklar hesabında muhasebeleştiriyoruz. Burada 60 ay birer milyon taksit ödeyerek işlemini gerçekleştiriyor. Yani şey olsun diye, yani bir fikir versin diye, birinci taksite ait fatura geldiğinde nasıl kayıt yapacak? İşte 1 milyon lirayı 320'ye yazacak. 301. Tabii burada dikkat etmeniz gereken hepinizin bildiği nedir? Amortisman tabii iktisadi kıymetlerin alımında kullanılan, ödenen, alımı için kullanılan kredilere ilişkin ödenen faizler ve kur farkları atiğin edinildiği yıl aktifleştirilmesi gerekiyor. O nedenle burada da finansal kiralama işlemi olduğu için bu birinci yıla ait oluşan kur farkları ve faizlerin gider yazılmaması lazım. Aktifleştirilmesi lazım. O nedenle yani burada işte ödediğimiz 1 milyon liraya, ya 1 milyonun içerisindeki faiz tutarı 576 bin liraymış. Bunu gider yazmak yerine 260 aktifleştirmesi gerekiyor. Bu hesapta aktifleştirecek. Yani yıl sonuna kadar da böyle 4. ay, 5. ay, 6. ay, 8. aydaki toplam 5 milyon lira aktifleştirdi 260 haklar hesabında. Şimdi ne yaptık? 40 milyon liraya aktifleştirdik. Aynı zamanda birinci yılın faizleri de var, 5 milyon lira. Bizim 260 haklar hesabımızda 45 milyon lira olarak bir iktisadi varlığımız oluştu haklar hesabında. Buna amortisman ayıracağız. Amortismanı hangi tutar üzerinden ayıracağız? Ayırdığımız amortismanın tamamını gider yazabilecek miyiz? Kanuni düzenleme diyor ki burada toplam varlık üzerinden amortisman ayıracaksın. Ancak ayırdığın amortismanın sadece sat kirala geri al işlemine konu olmadan önce net bilanço değeri ne kadarsa o kadarlık tutara tutara hesap edilen kısmı gider yazacaksın. Diğer kısmı gider yazmayacaksın. Fon hesabından düşeceksin. Yani nedir? Biz sat kirala geri al işlemine konu etmeden önce bu varlığımızın net bilanço değeri neydi? 8 milyondu. Yani 45 milyon üzerinden amortisman ayıracağız. Ayırdığımız amortismanın 8 milyonla hesap edilen kısmını gider yazacağız. Geriye kalan tutara hesap edilen kısmı ise fon hesabından düşeceğiz. Yani buradaki örneğimizde %2,5 üzerinden amortisman ayırdığımızı varsayarsak, fabrika binası olduğu için 45 milyon üzerinden 1 milyon 125 bin lira amortisman ayırıyoruz. 8 milyona hesap edilen kısmı 200 bin lira. 200 bin lirayı genel üretim giderleri hesabında giderleştiriyoruz. Diğer 45 milyondan 8 milyon düşüldükten sonraki geriye kalan tutara hesap edilen 925 bin lira üzerinden ayrılan amortismanı ise
fon hesabından, yani 549'a aldığımız fon hesabından düşüyoruz. Tabii burada biraz önceki konu gündemimize geliyor. Yani biz izleyen yılda bu fon hesabını alırsak biz 2022'de bunu fon hesabından nasıl düşeceğiz? Şimdi işte burada problem burada ortaya çıkıyor. Fon hesabında bir rakam yok ki nasıl düşeceğiz? İşte o zaman fon hesabına kayıt tarihi itibariyle almak gerekiyor. Veya fon hesabını almak yerine biraz önce meslektaşımızın da dediği gibi 180 hesapta gelecek yıllara ait giderler hesabında muhasebeleştirip bir sonraki sene bunu 180 hesaptan fon hesabına aktarmak. Diğer bir görüş var. Mesela bunu da mesela kim yani makalelerde Erdoğan Sağlam mesela bunu 679'daki rakamdan da düşülebileceğini yazmış ama yani o mali idaresi açısından satış kazancının tamamının fonu alınmadığı gerekçesiyle eleştiri konusu yapılabilir diye düşünüyorum. Yani hani siz satışı yaptınız, 32 milyon bizim örneğimizde 679'da duruyor. Bu 32 milyondan bu 925 bin lirayı düşebilirsiniz gibi bir görüş belirtmiş. Ben de buraya yazdım bunu ama yani bu da sakıncalı duruyor. Yani en güzel, en mantıklısı belki 180 hesabı almak. Yani hani en az problem oluşturacak çözüm belki bu. Şimdi tabii amortisman uygulaması aslında bu kadar basit olsa, burada da basit değil de mesela burada amaç yani amortisman ayrılmasındaki gider yazılabilecek kısmı düzenlemesindeki amaç sat kirala geri al işlemi nedeniyle ilave gider oluşturmasının önüne geçmek. Yani siz daha önceden 10 milyon üzerinden amortisman ayırırken şimdi gelip 45 milyon üzerinden veya 40 milyon üzerinden amortisman ayırma, ilave gider yapma. İlk çıktığında aslında bu imkan da vardı. Tabii 2016 yılında yapılan değişikliklerle bu geri alındı. Bu hak geri alındı. Ama tabii özellikle son 2 yılda ki yaşanan yüksek enflasyon işletmenin yani enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme gibi arayışlara itti. Ve buna yönelik olarak da mesela bizim vergi kanunlarında vergisi kanun geçici 31. ve 32. maddesinde düzenlemeler yapıldı. Yani aktifte duran varlıkların yeniden değerlenmesine ilişkin olarak. Aynı zamanda şu anda uygulanan 298Ç maddesi var. Biz sat kirala geri al işlemi sonrasında aktifimizde oluşan yani şurada haklar hesabında oluşan 40 milyon artı 5 milyonu yeniden değerlemeye tabi tutarsak bu yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden ayırdığımız amortisman ne kadarına gider yazacağız? Birincisi yeniden değerlemeye tabi tutabiliyor muyuz? Maliye Bakanlığı'nın bu konuya ilişkin vermiş olduğu muktezalarda yani geçici 31, 32 ve 298Ç'ye ilişkin vermiş olduğu muktezalarda sat kirala geri al işlemi tamamlandıktan sonra bunlar bu kanun maddesindeki hükümlerinden yani geçici 31, 32 ve 298Ç uygulamasından yararlanabilirler. Bunu bir örnekle kafamıza pekiştirelim. Net bilanço değeri 40 milyon TL olan fabrika binası 2014 yılında 4 yıllık sat kirala geri al sözleşmesine konu edilerek 50 milyon TL bedelle finansal kiralama şirketine satılmış. Satış nedeniyle oluşan 10 milyon TL kar özel fon hesabına alınmış. Fabrika binasının mülkiyeti 15.3.2018 tarihinde satış firmaya geri gelmiştir. Yani 2014 yılındaki 40 milyon lira olan fabrikamızı biz 50 milyon TL'ye satıyoruz. 2018 yılında da bu fabrika binası aktifimize geri dönüyor. 2018'den itibaren biz yani bu aktife döndüğü tarihten itibaren biz bunu geçici 31, 32 ve 298Ç uygulamasındaki haklara konu edebiliyoruz. Yani yeniden değerleyebiliyoruz. Şirket de 2022 yılında söz konusu fabrika binasını
VUK geçici 32 madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutarak 50 milyonluk değerini 150 milyon TL'ye çıkarmış. Bu durumda 150 milyon TL üzerinden ayrılacak %2,5 amortisman tutarının ne kadarı gider yazılabilecek? Yani aslında 232. yani geçici 32 maddesinin yapılış amacı, yani getiriliş amacı ne? Şirketler enflasyon, yüksek enflasyon ortamında tarihsel değerlerle aktiflerinde bulundukları varlıklara aslında gerektiği kadar amortisman ayıramıyorlar. Yani bunun içinde ne yapıldı? İşte geçici 31 ve 32. maddeler ihdas edildi. 298 Ç maddesi geldi. Yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden amortisman ayırarak şirketler giderlerini artırsın denildi. Şimdi tabii burada şirket 50 milyonla 150 milyon arasındaki fark olan tutarın vergisini ödeyerek iktisadi kıymetin değerini 50 milyondan 150 milyona artırdı. Niye artırdı bunu? Daha fazla amortisman ayırmak için. Ama ayıracağı bu daha fazla amortismanı gider yazabilecek mi? Veya ne kadarını gider yazacak? Şimdi tebliğ hükmüne baktığımızda ve kanun hükmüne motomot uyduğumuzda diyor ki satıştan önceki net bilanço değeri olan 8 milyon burada ne kadardı? 10 milyon. Sadece 10 milyona 40 milyon. 40 milyona isabet eden kısmı gider yazabilirsin. Diğerini gider yazamazsın diyor. Ama yani hani bu ne kadar fiili durumla örtüşür? Yani aslında yani burada ciddi anlamda bir şey var. Yani siz %2 vergi ödeyerek daha fazla amortisman ayırmak amacıyla bir hak veriyorsunuz ama bu hakkın kullanımını da ortadan kaldırıyorsunuz. Yani bu bana göre tartışmalı. Ama tabii önereceğimiz husus, yani 150 milyon üzerinden ayrılan amortismanın sadece 40 milyonla isabet eden kısmının gider yazılması, diğer kısmın fon hesabından düşülmesi. Tabii fon hesabından düştük. Bu şekilde biz 150 milyondan ayırdığımız amortismanı fon hesabından düştüğümüzde iktisadi kıymetin ömründen daha kısa bir süre içerisinde fon hesabını kapatmış olacağız. Bu durumda fon hesabı kapandıktan sonra amortismanın gider yazılmasında herhangi bir sakınca yok. Şimdi satış konusuna gelelim. Sat kirala geri al işlemi tamamlandıktan sonra bu varlıklar satışa konu edilirse satış kazancı nasıl hesaplanacak? Sat kirala geri al işlemine konu varlıkların sözleşme süresi sonunda geri satın alınarak kiracı tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması halinde satış kazancı bu varlıkların sat kirala geri al sürecinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile sat kirala geri al işleminin başlangıcından itibaren bu taşınmaza ilişkin olarak kazancı tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Örnekle pekiştirecek olursak ZAŞ örnek 1'de belirtilen 2022 tarihinde sat kirala geri al işlemine konu ettiği D Finansal Kiralama şirketinden 1000 TL bedelle geri aldıktan sonra yani 45 milyon 1 TL oldu. 40 milyonu almıştı. 5 milyonu aktifleştirmişti. 1000 lira da bedelle geri aldı. 2027 tarihinde Y Limited şirketine 90 milyon TL bedelle satmıştır. Satış kazancı nasıl hesaplanacak? KDV istisnası burada da geçerli mi? Tabii. Yani sattım, geri kiraladım, aldım devir, kendim evet. Sattığım takdirde yok. KDV istisnası. Yok. 391 görmedim kayıtta çünkü. Yani tabii KDV ihmal ettik burada da evet. Yok. Evet. Yoksa yani satış KDV'den müstesna değil. Yani ikinci satışın durumu kendi içerisinde değerlendirilecek. Anladım. Yani satış 5.1E'den yararlanabilir. Yani ikinci satış 5.1E'den yararlanabilir. Ona ilişkin de 5.1E'nin peki başlangıç tarihi devraldığı tarihten başlayacak değil mi? Evet. Yani onu da aktaracağım.
Yani burada satış kazancı hesaplanırken daha önceden üzerinden vergi ödenmemiş olan 32 milyonu burada gelir yazdırıyor. Yani gider olarak sadece 8 milyonu yani daha önceki net bilanço aktif değerini dikkate alıyor. 90 milyona sattı. 32 milyonu amortismanlar gibi değerlendirdik. Muhasebe kaydımızda borç yazdık. Birikmiş amortismanları değerlendirdik. Binaları çıktık. Yani 77 milyon 999 bin lira kar oluştu. Yani satış kazancı 90 milyon eksi 45 milyon değil, daha önceki üzerinden vergi ödemediğimiz 32 milyonu da burada vergisini alıyor. Yani konuyu karmaşıklaştırmamak açısından hani KDV'ydi, yeniden o istisnadan yararlanabilir mi, o konuları değinmedik. Şimdi tabii birinci, yani bu durum normal olan bu. Yani hani sat kiralama işleminin normal şekilde tamamlanması ve sonrasında satılacaksa gayrimenkulün satılması. Peki bu varlık sat kirala geri al süreci tamamlanmadan üçüncü kişilere satılırsa nasıl işlem yapılacak? Tamamlanmadan satılırsa iki hal var. Birincisi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle üçüncü kişiye satış veya sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi hali hariç üçüncü kişilere satış. Öncelikle yerine getirilmemesi hali hariç olarak, yani hani her şey yolunda devam ediyor, taksit ödemelerimize devam ederek yapıyoruz ama şartlar değişti, bunu üçüncü kişiye satma durumu söz konusu oldu. Varlık kimin mülkiyetinde? Varlık kiracının değil, yani ilk sahibinin değil, finansal kiralama şirketinin mülkiyetinde. Satışı kim gerçekleştirecek? Finansal kiralama şirketi gerçekleştirecek. Tabii o gerçekleştireceği için burada vergilendirmeyi de o finansal kiralama şirketi nezdinde yapılmasını öngörüyor. Şöyle bir okuyalım. Sat kirala geri al süreci tamamlanmadan kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere üçüncü kişi ve kurumlara satılması halinde kiralayanlar tarafından elde edilen kazanç dolayısıyla bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Satış kazancı nasıl hesaplanacak? Bu varlıkların kiralayan kurumlarca devrinden önce, yani hani finansal kiralama şirketi bunu devralmadan önce, bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için alınan kurumlara kazancın tespitine ilişkin toplam amortisman tutarı dikkate alınarak hesaplanacak. Peki bunu nasıl bilecek finansman şirketi, finansal kiralama şirketi, yani satışı gerçekleştiriyor. Bu durumda satıcı, yani ilk satıcı, şu anda kiracı olan bir yazıyla kendi aktifindeki net bilanço değerini ve kendisinin ayırdığı amortisman tutarını finansal kiralama şirketine bildirecek. Finansal kiralama şirketi de bu hususu göz önünde bulundurarak oluşan kar üzerinden vergi ödeyecek. Bir örnekle şey yapalım, konuyu izah edelim. Diğer finansal kiralama AŞ, örnek 1'de, hep örnek 1'den devam ediyoruz. 40 milyon TL ana para ile sat kirala geri al işlemine konu edilen fabrika binasını 25.3.2025 tarihinde 70 milyon TL'ye MAŞ'ye satmıştır. Yani biz normalde D finansal kiralama şirketi bunu Z'den almıştı 40 milyon TL'ye. Kira süresi devam ediyor. 5 yıllık kiralama yapılmıştı. Kira süresi devam ederken 2022'den 2027'ye kadar kiralama vardı. 2025 tarihinde 40 milyon TL'ye MAŞ'ye satıyor. ZAŞ'nin söz konusu taşınmazın kullanım hakkı dolayısıyla kira süresi boyunca 2775 TL özel fon hesabından mahsup edilmek ve 600 TL de kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmak suretiyle toplam 3 milyon 375 bin TL amortisman ayırmıştır. Ayrıca ana para tutarının 20 milyon TL'si de henüz ödenmemişti. Yani 40 milyon ana para vardı. Bunun 20 milyonu ödenmiş, 20 milyonu da henüz ödenmemiş.
Tahsil edilen kira karşılığı olarak da kiracıya finansal kiralama şirketi 35 milyon TL ödeyecekti. Yani şimdi tabi satıyor, aslında satarken kiracı ne diyecek? Yani benim ödediğim, yani burada bir kira var şu ana kadar. Bunu satın alma hakkı da sözleşme gereği benim. Satıcının da buna tabi, yani daha doğrusu şu an itibariyle kiracının da buna izin veriyor olması lazım. Bu izin de aslında kendi aralarında ayrı bir şeye tabi, yani bir bedel takdiri yapıldıktan sonra, anlaşma sağlandıktan sonra ancak satılabilir yani bu. Bunu da 35 milyon olduğunu varsaydığımızda sat kirala kazancımız nasıl hesaplanacak? Normal şartlarda biz 70 milyon TL'ye bunu finansal kiralama şirketi satıyorsa, tahsil etmediği kira bedeli de 20 milyon TL ise, 35 milyon TL de tahsil ettikleri için kiracıya ödeme yaptıysa, toplam bu rakamları satış bedelinden düştükten sonra 15 milyon üzerinden finansal kiralama şirketi vergi ödemesi lazım. Ama bu işlemde sat kirala işlemi tamamlanmadan yapıldığı için, daha önceden satıcı nezdinde ödenmemiş bir karın vergisi olduğundan dolayı bu vergiyi de burada finansal kiralama şirketine ödeme yükümlülüğü getiriyor. Yani bu 15 milyon karın üzerine vakti zamanında finansal kiralama şirketi satıcının ödemediği 32 milyonun ve gider yazdığı 600 bin liranın vergisini de ödeyerek sen vergi matrağını oluştur ve 47 milyon 600 bin TL üzerinden vergi ver diyor. Yani burada finansal kiralama şirketi aslında satıcının ödemesi gereken vergiyi ödemek durumunda kalıyor. Kiracı bu tebliğde açıklanmış, yani bu husus tebliğde açıklanmış. Bu kadar, yani örnek bu kadar net değil ama kiracı nezdinde nasıl bir işlem yapılacağı tebliğde açıklanmamış. Yani kiracı bir fon hesabında bir rakamı bekletiyor. Bu rakamı satıcıya yazıyla bildirdi. Yazıyla bildirdikten sonra muhasebe kaydı yapması gerekiyor mu? Bana göre yapması gerekiyor. Çünkü niye? Yani satıcı, yani finansal kiralama şirketi zaten bunun vergisini o an itibariyle ödeyecek. Öyleyse bu da fon hesabını kapatması lazım. Hangi hesapla kapatması lazım? Artık bunun vergisi ödendiği için kiracı nezdinde de ikinci bir vergileme yapılması mümkün olmayacağı için, öngörülmediği için artık geçmiş yılı karları hesabında muhasebeleştirilmesinin en uygun olacağını değerlendiriyoruz. Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeni, yani kiracı taksit ödemelerini yapamıyor. Yani kiracıdan kaynaklanan problem nedeniyle finansal kiralama şirketi bunu üçüncü kişilere satmak zorunda kalırsa işlemli olacak. Bu durum daha basit. Yani bu durumda diyor ki sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle işlem sonlandırılıyorsa, satış gerçekleştiriliyorsa bu durumda kiracı adına zamanında tahakkuk ettirmeyen vergiler vergi ziya cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. Yani kiracı biraz önceki örneğimizde vakti zamanında 2022 yılında yaptığı satıştan 32 milyon lira kazanç sahası uygulanmıştı. Bu 32 milyonun vergisini 2022'de tarihinde ödeyecek. O zamandaki tutar üzerinden hesaplanacak. Vergisini ödeyecek. Faiziyle birlikte ödeyecek ama ceza ödemeyecek. Tabii burada bu ikinci yani bu işlemle ilgili tebliğ şeyi de dikkate almış. Demiş ki eğer bu 2022 yılında ki istisnadan yararlandırmam ama şartların müsaitse 5.1E'deki istisnadan yararlanabilirsin. Yani 2 yıl aktifte bulundurduysan, taşınmaz ticaretine konu etmediğin bir gayrimenkulse, kiraya vermediğin bir gayrimenkulse bunu ve fon hesabında da halen tutuyorsan 5.1E maddesindeki şartlardan yararlanabilirsin. Bu kademeye de şamil olacak herhalde. Tabii yani 5.1E maddesindeki şartların sarılması ikisinde de 2 yıl ya işte. O
Evet. Yani katma değer vergisinde, biraz sonra geleceğim katma değer vergisine. Yani süreci aslında tam bir bütün olarak değerlendirmiyor. Katma değer vergisinde anlatacağım. Yani aşama aşama gidiyor. O aşamaya kadar işlem doğruysa tamam, işlem gerçekleşmiştir diyor. Şeyde kurumlar vergisindeki istisnada sürecin tamamlanmasını şart koşuyor. Biraz önce arkadaşımızın sorduğu, yani sat kirala geri al işlemi tamamlandıktan sonra üçüncü kişilere satılmasında eğer şartlar müsaitse 5.1'deki istisnadan yararlanabilir. 5.1'deki 2 yıllık sürenin hesabı nasıl yapılacak? O durumda da diyor ki ilk iktisap ettiği tarih dikkate alınarak 5.1'deki 2 yıllık süre hesaplanacak. Yani finansal kiralama şirketindeki geçen süreler de şirketin aktifinde kayıtlıymış gibi telakki edilecek. Yani bir somut örnekle aktarırsak, 2016 tarihinde aldı. Aldığı tarihten 3 ay sonra finansal kiralama şirketine devretti. Aslında kendisinde 3 ay kaldı. 2016 yılında finansal kiralama şirketine tabu geçtikten sonra 2023 9. ayda tabu geri geldi. Geri geldikten 3 ay sonra da biz sattık. Aslında hukuki olarak bu kişinin üzerinde bu gayrimenkul ne kadar kalıyor? 6 ay, 3 ay öncesinde, 3 ay da sonrasında 6 ay kalıyor. Ama 6 ay olarak değerlendirmeyeceksiniz diyor. 2016'dan 2023'e kadar şirketin aktifinde kalmış gibi işlem yapılacak. O nedenle 2 yıllık sürenin hesabında genel olarak böyle bir işlem yapıldıysa, finansal kiralama sözleşmesinde 2 yıldan az olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda genel olarak 5.1'e istisnasından işletmeler yararlanır. Kurumlar vergisiyle ilgili istisna genel olarak bu kadar benim sunumumda. Şimdi katma değer vergisi kanunundaki istisnaya bir bakalım. Bu 17.4.Y maddesinde düzenlenmiş. Burada tabii istisna şartları aynen kurumlar vergisi kanunundaki istisnaya benzer bir şekilde satışın belli kurumlara yapılması lazım. Finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına yapılması gerekiyor. Burada istisna, 3 tane istisna var. Yani 3 aşama var. 3 aşamanın 3'ü de istisna. Yani taşınır ve taşınmazların finansal kiralama şirketine devri KDV'den istisna. Devri sonrasında bu kalkınma ve yatırım bankalarının, finansal kiralama şirketlerinin kiracıya kiralama işlemi de KDV'den istisna. Kiralama işlemi de KDV'den istisna. Kiralama işlemi bittikten sonra bu kurumlar tarafından kiracıya devri de KDV'den istisna. Yani 3 tane istisna var burada. Yani 3 aşamada istisna. Hem satış istisna, hem kiralama istisna, hem süre sonrasında geri alma istisna. Bu istisnanın, yani biraz önce kurumlar vergisi kanununda belirtmiştik, yani sürecin komple tamamlanması lazım. Katma değer vergisi kanununda verilen müktezalarda, biraz sonra müktezaların işte örneklerini de göstereceğim. Burada aslında süreç tamamlanmadan yapılan işlemlerde katma değer vergisi açısından bir geriye döndürme söz konusu değil. Yani başta yararlandığınız istisnayı ikmal etmeniz gerekir demiyor hiçbir mukteza. Çünkü niye? Aslında katma değer vergisinde bir hesaplanan ve indirim müessesesi var. Yani KDV'li olsaydı öbür tarafta bunu indirim konusu yapacaktı. Yani bu mantıkla hani öyle bir hazine kaybının da olmadığını görüyor.
Burada tabii KDV'den yararlanma ve diğer kurumlar vergisinden kendine de aynı şey geçerli. Yani aktifte bulundurma süresi veya ticareti yapıp yapma veya işte kiralamaya konu olup olmamasının herhangi bir önemi yok. Şimdi biliyorsunuz tabii katma değer vergisi kanununda istisnadan vazgeçme durumu söz konusu. Yani şöyle sorular olmuş. Ben istisnadan vazgeçersem bu hakkım var mıdır diye. Yani satıcı olarak siz istisna kapsamında satış yaptınız. Finansal kiralama şirketi dedi ki ben sana yaparken kiralama işlemini KDV'li yapmak istiyorum. Ben çünkü istisnadan vazgeçtim, KDV'li yapacağım diyor. Gelir İdaresi muktezasında demiş ki bu bir süreci toplu olarak değerlendirmek gerekiyor. Ya süreç komple KDV'den istisna olacak veya istisnadan vazgeçilirse tüm süreç KDV'li olacak. Satış işlemi de, kiralama işlemi de, sonrasındaki geri devralma işlemi de KDV'li olması gerekiyor diyor. Parçalı istisnadan vazgeçmeyi uygulayamazsınız deniyor. Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi satış işlemi istisna, istisnalarda kısmi istisnalar bölümünde düzenlenmiş. Kısmi istisna olduğu için indirim konusu, daha doğrusu o gayrimenkulün, o taşınmazın, o varlığın edinimindeki KDV'lerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusu. İlk çıktığında herhangi bir düzenleme yoktu. İndirim düzenleme olmadığı için ve kısmi istisna olduğu için alımında indirim konusu yapılan KDV'nin düzeltilmesini öngörüyordu idare. Sonra kanun düzenleme yapıldı. Denildi ki satış tarihine kadar eğer indirim konusu yapılmışsa alımda ödenen KDV herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek yok. İndirim konusu yapılmayan KDV ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerekiyor ve aynı zamanda gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alabilirsiniz denilmiş. Yani şöyle bir soru gelebiliyor. Normalde kazanç istisna olduğu için kazanca ait giderler de dikkate alınmıyor. Burada KDV'yi de acaba gider olarak dikkate almamamız mı lazım? Kanun düzenleme olduğu için yani kanunda gider olabilir, gider olarak dikkate alınır denildiği için burada KDV'nin gider olarak dikkate alınmasında herhangi bir sakınca yok. Yani devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen ne demek? Yani aldık, aldığımız tarihte ödediğimiz KDV satış tarihine kadar herhangi bir dönemde ödenecek KDV çıktıysa indirim yoluyla telafi etmişiz demektir. Eğer ödenecek KDV çıkmadıysa kıyaslama yapacağız. Yani bizim alışımızdaki KDV'nin KDV'yi devreden KDV ile kıyaslayacağız. Hangisi düşükse onu dikkate alacağız. Yani biz eğer devreden KDV'miz herhangi bir dönemde satışta ödediğimiz KDV'den daha düşük bir rakama indiyse o rakamı düzeltme konusu yapacağız. Ödeme çıktıysa zaten herhangi bir düzeltme konusu yapmamız gereken bir tutar yok. KDV'deki istisna nispeten kurumlara göre daha basit anlaşılır. Çok fazla problem de oluşturmayan konu. Damga vergisi istisnası var. Sat kirala geri al sözleşmesi yani sözleşmesi ve bu sözleşme nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna. Tabii burada iki husus var. Birincisi yani biz sat kirala geri al sözleşmesi var. Aslında sat kirala geri al sözleşmesi yani finansal kiralama sözleşmesi var diye. Finansal kiralama sözleşmesi var. Finansal kiralama sözleşmesi aslında satış işlemini kapsamıyor. O nedenle 2016 tarihinde yapılan bir düzenleme ile finansal kiralama şirketine gayrimenkulün satışındaki sözleşme de damga vergisinden istisna hale getirilmiş oldu. Yani hem satış işlemi hem kiralama işlemi hem sonrasındaki devir işlemi damga vergisinden istisna. Harç istisnası var.
normal şartlarda gayrimenkullerin devrinde hem alıcıdan hem satıcıdan %20 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Eğer sat kirala geri al işlemi gerçekleştiriyorsak bu durumda sadece satıcıdan Harçlar Kanunu'nun 4 sayılı tarifenin 20G maddesine göre %4.55 oranında tapu harcı alınıyor. Bunun haricinde herhangi bir harcı alınmıyor. Gayrimenkulün geri satıcıya geri dönmesi de aslında tapuda gerçekleştirilen bir işlem. Normal şartlarda ondan da emsal bedel üzerinden işlem sat kiralama geri al açısından hani sembolik bedelle yapılıyor olsa da emsal bedel üzerinden orada da tapu harcı alınması lazım. Alıcı ve satıcıdan. Orada da tapu harcı yok. Sadece satış esnasında %4.55 sadece satıcıdan alınıyor. Eğer sat kirala geri al süreci tamamlanmazsa gayrimenkul satıcıya kira süresinin sonrasında geri dönmezse ilk satış esnasındaki alınmayan tapu harçları ikmal ettiriliyor. Yani satıcıdan %4, satıcıdan %20, alıcıdan da %20 tapu harcı alınacak. Ve alınırken de bu ilk zamanında ödenmiş olan 4.55 olan tapu harcı düşülecek. Üstad, orada kurumlar vergisinde bir örnek vermiştiniz. O zaman işte bu sonradan ödenen tapu harcı şimdi istisnalar devlet dışı kaldığı için evet. İleri yazılacak. Tabii. Yani burada ödenen yani eğer kiracıdan kaynaklanan bir işlem nedeniyle şey bozuluyorsa yani sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sat kirala geri al sözleşmesi bozuluyorsa bu durumda ödenmeyen vergiyi faiziyle beraber ödeyecek olan satıcı olacağı için yani kiracı olacağı için satış kazancı da buradaki vergiler hesaplanarak dikkate alınır. Ama burada tabii sonradan ikmal etme olayı bunun vergi tahakkuku ve ödemesi sonraki yılda yapılacağı için buradaki bu durum o ilk baştaki yılda gider yazılamaz. Daha tahakkuk etmemiş, ödenmemiş. Yani biliyorsunuz vergilerin gider yazılmasında da ödeme gibi bir ifade kullanıyor ki tahakkuk da etmemiş daha henüz. Tahakkuk bu dönemde yapılıyor. Yani o nedenle buradaki evet. Yani bu dönem yani hani o işlemin yapıldığı dönemdeki dönem gideri olarak dikkate alınması gerekir düşüncesindeyim. Şimdi yani genel olarak sunumu tamamladık. Yani kurumlar vergisi istisnası, KDV istisnası, damga vergisi istisnası, harç istisnası var. Şöyle birkaç özellikli konu var. O özellikli konularla ilgili de bir takım muktezalar dikkate alınarak ben bir açıklamada bulunayım. Mesela birisi sormuş, denilmiş ki yani bu gider ödediğim tapu harcını gider yazmak yerine fonu alacağım tutardan düşsem olur mu? Yani hani çünkü neticede gider yazamaz diyor kanun. Yani ben fon tutarını o kadar eksik tespit edeyim. Mümkün mü diye sormuş. Gelir idaresi muktezasında hayır demiş. Yani fon hesabından da bunu düşemezsin. Fon hesabından sadece amortismanları düşebilirsin denilmiş. Şu mukteza biraz çok ilginç. Yapılan eklentilerin KDV, kurumlar vergisi ve tapu harcı istisnasına etkisi. Şöyle bir durum söz konusu olmuş. Sat kirala geri al işlemine konu bir gayrimenkul finansal kiralama şirketi nezdindeyken yapı kayıt belgesi için müracaat edilmiş. Yapı kayıt belgesi almak için de bir takım ödemeler yapılmış. Yani aslında fiilen gayrimenkulün sahibi kim? Satıcı, kiracı. Ama hukuken tapu finansal kiralama şirketinin üzerinde.
Yapı kayıt belgesine de finansal kiralama şirketi, tabii hukuken mülk onun olduğu için o başvuruda bulunuyor. Tabii arsa olarak sattığı bir varlığı bir nevi bina olarak geri alıyor. Yani yapı kayıt belgesiyle binayı da tescillemiş oluyor. Bir nevi sattığı mülkün niteliği değişmiş oluyor. Bu durumda diyor, hani ben arsa olarak sattım, bina olarak geri alacağım şimdi. Bu durumda ben finansal, yani bu sat kirala geri al işlemini bozmuş olur muyum diye sormuş. İdare olaya çözüm odaklı yaklaşmış. İstisna şartlarını bozmaz denilmiş. Eklentileriyle beraber sen geri alırsan istisna şartlarını bozmaz denilmiş. Yani bu aslında birçok sat kirala geri al işleminde olan bir konu. Yani hani süreç devam edip uzayıp gittiği için finansal kiralama süreci içerisinde, ya bu sat kiralarda da olabilir, diğer finansal kiralama işlemlerinde de olabilir. Yani fiilen mülkiyeti bize ait olmayan, işte finansal kiralamayı almış olan gayrimenkullere çoğu zaman bir takım harcamalar yapılıyor. Bunlar şirketler nezdinde aktifleştiriliyor. Bazen de bunlar tapuya da tescil edilebiliyor. İşte burada yani hani ben sattığım gayrimenkul, yani arsa olarak sattım, bina olarak geri alırken tapu harcı ödeyecek miyim? Ödemene gerek yok demiş idare. Yani bu şeye konulacak, odanın sitesine konulacak. Şu linklere tıklanıldığı zaman da muktezaya, muktezanın orijinal haline ulaşılabiliyor. Tabii yani ikinci bir finansal kiralama işlemine de konu olabilir. Sattık, aldık, ödemelerimizi bitirdik, miktarı bildirdik. Evet. Evet, sat kirala geri al işlemine tekrar konu edebilirsiniz. Bu durumda yani ikinci kez sat kirala geri al işlemine konu ettiğimizde satış kazancı nasıl hesaplanacak? Burada farklı iki şey var, görüş var. Birincisi diyor ki, yani o fon hesabında beklettiğiniz tutarı da amortisman gibi kapatırsınız. Yeni satış kazancı o birinci satıştaki istisna tutarını da içerecek şekilde oluşur. Ve onu fon hesabına alırsınız. Birinci görüş böyle diyor. İkinci görüş de diyor ki, bunu yaparsanız diyor, siz diyor o fon hesabını başka bir hesaba aktarmış gibi değerlendirir idare. Tarihat yapabilir. O nedenle o fon hesabına hiç dokunmayın siz. O fon hesabı olduğu yerde dursun. Siz fon hesabı yokmuş gibi satış kazancını muhasebe kaydında işte aktifi pasifi kapatın. Değerini kapatın. Ondan sonra o oluşan karı fon hesabına alırsınız diyor. Bilmiyorum yani sorunuza cevap oldu mu? Yani konu biraz karışık bazen. Ben bile kopuyorum konudan yani hani. İnşallah kopmamışsınızdır yani. Üstad, başlangıçta şöyle bir ifade vardı. Sat kirala geri al işleminde süre 10 yıla bulabilecek. Evet. Normalde 5.1e'de sürecin ihlalinde idare tarihatı dönüp satışın yapıldığı yılda yapıyordu. Bu da 5 yıllık bir süreci ifade ettiği için 10 yıllık kiralamada tarihatı hangi tarihte yapacak? 8. yılda ihlal ettik. İlk tarihe yapacak. Yani burada zaman aşımı var mıdır? Zaman aşımı idare yoktur diyor. Çünkü vergi usul kanununda işte indirim ve istisnalar nedeniyle, işte yatırım indiriminde özellikle mesela, yani bu hakların kullanılması nedeniyle zaman aşımı işlemez diyor. Yani o nedenle, yani siz şöyle ifade edelim, 2016 yılında şey yaptınız, sat kirala geri al işlemi yaptınız, sonra geldiniz 2030 yılında fon hesabını başka bir hesaba naklettiniz, 2030 yılından sonra vergi dairesi idare size tarihat yapabilir 2016 yılına, ama 2030 yılından sonra 5 yıl içinde o tarihatı yapması lazım. Yani 2037 yılında gelip size diyemez.
Yani hani çünkü artık orada zaman aşımı, o sizin başka bir fon hesabına alma işlemini gerçekleştiğiniz tarih itibariyle işlemeye başlar. 5 yıllık süre. Ama o tarihe kadar işlemez. Peki. Evet. Ha, o kadar geri döner mi? O da ayrı mesele ama yani teknik olarak yapabilir tarihat. Bizim için de kayıtları bulmak, saklamak evet. Facia bir durumu, o yüzden sormak istedim. Yani o fon hesabı durduğu müddetçe saklamak gerekir. Yetti mi? Ben yine evet. İmraz süresi de ticaret kanuna göre bitiyor, vergi sura göre. Evet. Yani işte o vergi sur kanununda işte o hüküm biraz yani idarenin elini şey yapıyor ama hani aslında böyle zamana yayan işlemlerde yani hani tarihat mesela bazı bu enflasyon düzeltmesinde falan mesela ne diyor? Yani hani o tarih itibariyle kurum kazancıyla ilişkilendirilmeksizin alınır diyor. Hani basit olması açısından yani bu yani çok uzun süreçlere varan işlemlerde böyle dese daha etkili olabilir yani. Hani şimdi dönüp de diyelim ki bir gayrimenkulün kira süresi ne kadar? Yani normalde amortisman süresi en iyi ihtimalle 40 yıl. Yani öyle değil mi? Yani hani en iyi ihtimalle 40 yıl. Yani 50 yıl da var. Hadi diyelim işte prefabrik yapı falan filan 10 yıl. Yani şimdi 10 yıl sonra burada hani kayıtları bulmak, tespit etmek, önceye gitmek yani kolay değil. Ama normalde teknik olarak bu idarenin istediği bir şey mi? İstediği bir şey. Amortisman kayıtlarının doğruluğundan da sorumlu. İşte bir enflasyon düzeltmesi yapacağız. Şimdi ne yapacağız? 2004 yılından itibaren yani hani işlemimizi güncelleyeceğiz. 2004 yılında acaba yani en son yaptığımız enflasyon düzeltmesi o tarihteydi. Yani şu anda 19 yıl geçmiş. Yani 19 yılda hani onun deftere giriş tarihi neydi? Yani işte onun üzerinden ayrılan yani gider yazılan faiz kısmı neydi? Yani faizleri işte farklı değerlendirmek gerekiyor. Birinci yılda maliyete eklenen faizleri enflasyon düzeltmesine tabi tutabilirsin ama ikinci yılda tutamazsın falan diyor. Nasıl ayrıştıracağız şimdi? 2023 yılının sonunda enflasyon düzeltmesi yaparken yani bir gayrimenkulün değeri gözüküyor orada. 2005 yılında aldık diyelim. Yani o dönemde ne kadarı faizden oluşuyordu, ne kadarı işte kur farkından oluşuyordu, birinci yıl ne kadardı? Yani teknik olarak git diyor. Ama hangi işletmede gidebiliriz? Pratikte biraz problemler var elbette ki. Bir soru daha var Üstad. Evet. Pardon Cem. Özel bir fon hesabı ifadesiyle özel fonlar ifadesi aynı şey midir? Yani 542'ye yazdım elde ettiğim kazancı. 549'a yazmadım diye baştan itibaren evet. 542'ye yazdım. Ya bence çok problem olacağını zannetmiyorum yani hani. Netice. Çünkü oradaki evet. ifade özel bir evet. fon hesabında. Evet. Yani ifadesi. Önemli olan burada yani bilançonun öz kaynakları altında bir yerde bunun şey yapılması, takip edilmesi. Usul incelemeleri başlıyor. Evet. Yani hani ceza kesebilir mi? Keser. Yani hani usulüne uymamaktan dolayı. Zaten onu ben diyorum yani her incelemede yapılabilir. Her incelemede mutlaka tek düzen hesap planına uymamadan ceza kesilebilir. Yani orada kurtuluş yok. Burada evet. Tek düzen hesap planına uymamakta 5 ve 54. Onu dikkate alıyor aslında. Üçüncü basamağı dikkate almıyor danıştay. Evet. Kebir hesaplarını evet. dikkate alıyor yani. Yani. Olabilir ama hani orada yani birinci hesaplarda bile yani çok farklı yorumlar var yani hani özellikle mesela hani böyle cari hesaplar yani alıcılı ve satıcılı çalıştığınız işletmeler fatura nereye kaydedecek yani 320 mi 327 mi yani hani bunlar hani aslında hani her işletmeden işletmeye farklılık arz eden konular yani hani öyle muhasebe dediğiniz şey hani böyle aslında yani tek düzen hesap planı bir yani tek düzelik sağlansın diye getirilmiş bir şey ama yani tamam yani herkes kafasına göre hesap oluşturmaz ama her işletmenin ihtiyaçları da birbirinden farklı yani. Danıştay'ın da zaten evet. mali tablolarda raporlamanın evet. doğruluğuna esas alıyor. Evet. Üstadım benim sorum şeyle alakalı. Bu sat geri kiralama işlemi başladı. İlk yıl finansal kiralamadan kaynaklı faiz giderleri aktifleştirilecek mi yoksa bir serbeste var mı? Aktifleştirilecek. 780'le ilişkilendirilmeyecek. Tabii. Yani örneğimizde de onu aktifleştirmiştik.
Yani birinci yıla ait faiz giderleri ve kur farkları, eğer dövizli yapılmış ise kur farkları mutlaka aktifleştirilmesi lazım. O aktifleştirilen tutarlar üzerinden de maalesef tebliğe göre amortisman ayıramıyorsunuz. Yani ayırıyorsunuz da onu gider yazamıyorsunuz. Yani ilk net bilanço değerine isabet eden kısmı gider yazmak gerekiyor. Şurada birkaç slide kaldı. Onları da tamamlarsak bu soru şeyine biraz daha zaman ayırabiliriz. Daha fazla zaman ayırabiliriz. Şöyle bir soru sorulmuş mesela. Konut imalatı ve satışı yapan şirket ürettiği konutları sat, kirala, geri al işlemine konu ederse indirimli orana tabi işlemler nedeniyle KDV iadesi alabilir miyim? Demiş. Alırsam hangi aşamada almam lazım? Yani ben konut ürettim. Bu ürettiğim konutları tabi %18 girdilerle ürettim. Şimdi sat, kirala, geri al işlemine konu ediyorum. KDV'si bir şekilde finansal kiralama şirketine teslim ediyorum. Sonra yine KDV'si şekilde bana kiralama süresi sonrasında geri dönüyor. Üçüncü aşamada da ben bunları %1 KDV ile üçüncü kişilere satıyorum, sattım. Ben KDV iadesini hangi aşamada alacağım? Finansal kiralama şirketine satarken mi alacağım, yoksa sürecin sonrasından sonra üçüncü kişiye satarken mi alacağım? İdare diyor ki hiçbir aşamada alamazsın. Çünkü niye? Yani sen ürettiğin tarihten itibaren yaptığın birinci işlem KDV'den istisna, o tarih itibariyle yüklendiğin KDV'yi düzeltmen gerekiyor zaten. Sonrasında geri alma işleminde istisna, sonra istisna kapsamında aldığını üçüncü kişilere satarken KDV varsa onun KDV'sini de ödeyeceksin diyor. Sözleşmenin feshedilerek sat, kirala, geri al işlemine konu edilen malın üçüncü kişilere satılması halinde KDV. Şimdi işte biraz önce dedik ya, kurumlar vergisinde yani sürecin tamamlanması lazım. Katma değer vergisinde bunu çok şart koşmuyor. Yani süreç tamamlanmamış olsa bile sürecin o aşamasına kadar ki yararlanılmış olan istisnaları geçerli sayıyor. Bu konuya ilişkin iki tane mukteza var. Birincisi biraz önceki şuradaki mukteza. İkincisi de bu. Sat, kirala, geri al işlemi kapsamında elde edilen, pardon o değil. Evet, sadece bunu koymuşum buraya. Yani sözleşmenin feshedilmesi, malın ticari bir zorunluluktan dolayı kiracısına başka bir kişiye satılması halinde daha önce malın finansal kiralama kuruluşuna satışında ve finansal kiralama kuruluşunun düzenlediği kira faturalarında istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarının düzeltilmesine gerek yoktur diyor idare. Doğru da diyor. Yani çünkü katma değer vergisi, kurumlar vergisi gibi aslında hani böyle direkt olarak hazineye ödenen bir şey değil yani. İndirim hesaplanan ve indirim mekanizması olduğu için süreci başa döndürmek çok da kolay değil yani. O nedenle katma değer vergisinde o aşamaya kadarki olan istisnaları geçerli sayıyor. O aşamadan sonra istisna uygulanmaz deniyor. Sat, kirala, geri al işleminden elde edilen kaynağın üçüncü kişilere kullandırılması yani bu işleme bir şey getirir mi? Sıkıntı doğurur mu? Doğurmaz diyor. Yani şimdi sizin aslında finansman ihtiyacınız yok. Kardeş kuruluşunuzun, kardeş şirketinizin, ilişkili kişinizin finansmana ihtiyacı var. Sat, kiralama işlemi yaptınız. Elde ettiğiniz parayı doğrudan şeye aktardınız. Üçüncü kişiye aktardınız. İlişkili kişinize aktardınız. Normalde 5.1e'de genel mantığında idarenin yaklaşımı ne diyor? 5.1e'yi uygularken diyor, bunun diyor işletme bilançosunu düzeltmek, işte atıl durumdaki varlıkları şey yapmak, işletmeye kazandırmak, fon oluşturmak için yapılır bu işlem. Bu amaca hizmet etmeyen istisnadan yararlanamaz diyor. Sat, kirala, geri al işleminde böyle bir işlem yok. Yani o fon işletmede kalmasa bile sat, kirala, geri al işlemi geçerlidir. Sat, kirala, geri al işleminin erken ödeme yapılarak sonlandırılması.
Yani biraz önce birkaç kere gündem konusu oldu. Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki istisnadan yararlanabilmek için sürecin tamamlanması lazım. Yani süreç tamamlanmadan yani herhangi bir aşamasında sonlandırılırsa yararlanan kurumlar vergisi istisnasına ilişkin ödenmeyen vergiler satıcıdan alınıyor. Süreç tadil edilebilir mi? Edilebilir. Yani bu iki ayrımı dikkate almak gerekiyor. Yani uygulamalarda yani sonlandırmak yerine tadil seçeneğini, sözleşmenin yenilenmesi. Evet. Geri alınan, yani kurumlar indirimden indiremiyoruz. Evet, indiremiyoruz. Evet, benim aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Tabii, buyurun. Çağdaş. Bir mikrofon. Şöyle yaklaşık bir 40 daireyi sat kiralama işlemiyle kiralayacağız. Ama problem şu, biz de burada maliyetler tamamlanmadan biz devirleri yapıyoruz fakat inşaat devam ediyor. Maliyetleri sonuna kadar tamamlanacak. Bunları ne zaman 152 almamız gerekecek? Ya da şu anda alsak eksik maliyetten almış olacağız. Yani bence sat kirala geri al işlemine konu etmeden o haliyle siz sat kirala geri al işlemine yani inşaat seviyesindeki tutarlar üzerinden sat kirala geri al işlemi yapıyorsunuz. O nedenle o aşamada bence 252'yi almanız lazım. Yani siz yani zaten finansal kiralama şirketi bir ekspertiz değeri yapıyor. Yani sizin tamamlanmış haliyle konutlarınızı hiçbir zaman finansal kiralama işlemine konu etmez. Yani tamamlandığında örneğin bir daire 4 milyonsa şu anda inşaat aşamasında inşaatın %50 seviyesinde 2 milyon liraysa 2 milyon lira üzerinden sat kiralığa geri al işlemine konu eder finansal kiralama şirketi. Peki bundan sonra oluşacak maliyeti nasıl takip etmek gerekir? Yani tabii burada normal finansal kiralama işlemlerinde bu bir problem. Yani 260'ın altında mı takip etmek lazım? Yoksa bunu özel maliyetler hesabında 264'te mi takip etmek lazım? Veya yani çünkü mülk sizin değil aslında hani o tarih itibariyle artık sizin değil yani o mülk. Yoksa bu her ne kadar mülk sizin olmasa da yani vergi uygulamaları açısından yani normal sat kiralama olarak değerlendirmeyin bunu da normal finansal kiralama olarak değerlendirin. Mülk sizin olmasa da finansal kiralama işlemlerinde amortisman uygulaması veya diğer uygulamalar hep mülk sizinmiş gibi yani hani bir gayrimenkul gibi değerlendiriyor. O nedenle 252 hesapta da bence aktifleştirmeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Sonrasında geri geldiğinde de işte burada biraz önce hani bozar mı? Yani çünkü yapının niteliği değişecek belki de sat kirala yani geri alıştırma süreci tamamlanmadan o mülklerin kat irtifakları çıkacak. Belki yani hani yani muhtemelen yani arsa olarak sattı kat mülkiyetli olarak daire olarak geri geldi. İşte bu yapılabilir mi? İşte o mukteza aslında buna da cevaz veriyor yapılabilir. Yani işlemde herhangi bir sakınca olmaz. Geri geliş tarihte de işte tapu harcı ödemezsiniz. KDV hesaplanmaz diyor. Yani sizin o süreç içerisindeki oluşan maliyetleri nerede aktifleştireceğiniz ve onlar için amortisman ayıramayacağınız ayrı bir konu. Bence en güzeli yine 252 hesapta aktifleştirmek ama amortisman ayırmamak en mantıklı olan. Teşekkür ederim. Evet. Üstad, kademi istisnası ile ilgili. Evet. Bir şeye takılıyorum. Yanlış mı takılıyorum bilmiyorum. Ne bilançosu ne göre defter tutan diyor. Ne kurum diyor. Yani evet. Ne bilançosu ne göre defter tutan diyor. Ne kurum diyor. Evet. Yani katma değer vergisindeki istisna veya diğer yani kurumlar vergisi haricindeki diğer kanunlardaki damga vergisi
veya harç istisnasında sizin de belirttiğiniz gibi bana göre herhangi bir şey yok, kısıtlayıcı hüküm yok. Yani bir gelir vergisi mükellefi de katma değer vergisi istisnasından yararlanır. Yani benim değerlendirmem. Yani buna ilişkin tebliğde net bir hüküm yok ama belirttiğiniz gibi yararlanır. Harç istisnasından yararlanır. İşlem sat kirala geri al işlemi ise buna ilişkin sözleşme yapıldıysa yani bunu mükellef olmayan da birisi yaptı diyelim mesela sat kirala geri al işlemini mükellef olmayan birisi yaptı. Yani işlem sat kirala geri al işlemi ise yani hani bunu finansal kiralama şirketi kabul ediyorsa sat kirala geri al işlemini bence mesela tapu harcı istisnasından yararlanır. Ya da serbest meslek erbabı olan evet. Ben bir evet. İş yerimi verip aldığımda evet. Yani, ya da aracımı verip geri evet. Aldığımda engel yok gibi yorumladım. Evet, doğru. Teşekkür ediyorum. Evet. Ama işte serbest meslek defterinize onlar kayıtlıysa ciddi anlamda bir serbest meslek kazancı çıkar. Bu işin başka tarafı. Ben KDV yönünden evet. Sordum. Evet. Onu ben mesela hani şöyle evet başka bir tarafı ama İşletmeler hani bunu özellikle bilanço esasına göre defter tutan büyük işletmeler hani burada tarihsel varlıklarla şirketlerinde yer alan böyle bir gayrimenkulü sat kirala geri al işlemine konu edecekse elbette ki oluşacak vergiyi gelir vergisini göz önünde bulundurmaları gerekir. O nedenle belki hani birinci işlem olarak devir işlemini yani anonim şirkete dönüşme işlemini, şahsi işletmenin anonim şirkete dönüşme işlemini düşünmeleri. İkinci aşamada o sat kirala geri al işlemini yapmaları. Tabii bu serbest meslek erbabı açısından mümkün değil de. Ben yani, de örnek evet. Olarak verdim onu. Evet. Evet. Yani ben aldım. Ondan evet. Sonra da finansal, çünkü KDV ödeyen biriyim. Evet. İşin KDV boyutunda sağladığım avantaj evet. Gelir vergisini geçebilir yani orada. Ama şöyle düşünün yani hani katma değer vergisi aslında size bir avantaj sağlamıyor yani. Sadece bu finansman avantajı sağlıyor. Yani katma değer vergisi açısından siz hesaplamıyorsunuz. Yani aldığınız mülkün eğer indirmediğiniz KDV'si varsa onu da düzelttiriyor zaten. Aslında yani, işi şuraya evet. Getirmek lazım. Kanun detaylı yazılmamış, boşluk evet. Kalmış orada. Yani değerlendirilebilir. Başka sorumuz var mı? Sanıyorum yok. Sunumlarından dolayı Sayın Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Çavuş'a teşekkür ediyoruz. Günün anısına bir plaketimiz olacak. Plaketini takdim etmek üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum.